Salonunda bir arada olalım amcazadelerim. Şimdi müsaadenizle kongremizi başlatmak istiyoruz. Biraz gecikmemiz vardı. Sebebi İzmit'ten gelen amcazadelerimizin yol durumuyla ilgiliydi. Onlar da intikal ettiler. Hoş geldiniz tekrar. Müsaadenizle sözü bugüne kadar emekleriyle bu Haziran'ın burada bulunmasına vesile olan yaklaşık 5-5,5 yıldır emeğiyle bize gerek site, gerekse diğer dokümanlarla yardımcı olan Muammer Bey'e veriyorum. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Bu ilk konuşma her zaman zordur. Bir de sizin gibi büyüklerimizin karşısında, kendi büyüklerimizin karşısında konuşmak daha da zordur. Ben onun için müsaadenizle kağıda yazdım. İlk defa irticaren konuşmayacağım. Kağıtla karıştırmadan okumak istiyorum. Çünkü heyecanlıyım. Bağışlayın. Gazaklı neslinin saygıdeğer mensupları, değerli yeğenleri ve kıymetli misafirlerimiz, kongremize hoş geldiniz. Neslimizin geçmişiyle hasret gidermeye ve bugüne kadar bilmediği akrabalarıyla tanışmak ve neslimiz hakkında bu toplantımızda sunulacak bilgileri dinlemek üzere buraya kadar gelen siz saygıdeğer büyüklerimi ve kıymetli kardeşlerimi en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Kongremizin yalın bir anlatımla özeti, neslimizin genel kadim tarihi, alt dal tarihleri, yurt yerleri, şeceresi ve benzeri konuları hakkında Türk Tarih Kurumu, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi kütüphaneleri ve Milli Kütüphane'de konu hakkında yapmış olduğum araştırmalar ve çalışmalar ile temin edebildiğim kitaplardan görmektesiniz kitapları da. Bugüne kadar elde ettiğim bilgi, belge ve dokümanları sizlere aktarmak ve bu konuda bazı noktalarla sınırlı olmak üzere şahsi değerlendirmemi yapmaktan ibarettir. Bu konu hakkında özgün bilgi ve belgelere sahip olan ve bu bilgi ve belgeleri benimle paylaşan
saygıdeğer danışman, başta babam olmak üzere, Kemaloğlu danışmanı tanıştırarak aktarıyorum. Kemaloğlu danışmanı ve temsilcisi Bahadır danışmanı, babam Bahadır Kemaloğlu. Kemaloğlu Duduna danışmanı ve temsilcisi Engin Yılmaz Bey. Sadece bu kadarını söylüyorum. Kemaloğlu diyorum, dikkatinizi çekiyorum. Kemaloğlu temsilcisi Kadir Kemaloğlu. Gülmemetoğlu temsilcisi Sayın Osman Büyükkazak. Bugün ölsem benim yerime bu işi götürecek tek kişi Gıyas Bey'in kardeşi Hasan Ağa'nın torunu Gürbüz Alkazak. Eyüboğulları'nın Ulaş grubu danışmanı Metin Karaçoban abi. Eyüboğulları Kangal Karga Kalesi danışmanı ve temsilcisi Asım Çelebi. Aslında Eyüboğulları Ulaş'tan Kaya Karaçoban oranın temsilcisi ama bugün Azat grubunu gelemediler. Azat grubunun vekil temsilcisi Kaya Karaçoban kardeşim. Danışma ve temsilcileri yani bize bilgi aktaran saydıktan sonra devam ediyorum. Kusura bakmayın, bu gerekliydi. Tekrar okuyorum. Bu konu hakkında özgün bilgi ve belgelere sahip olan, bu bilgi ve belgeleri benimle paylaşan saygıdeğer danışman ve temsilcilerimizin ve katılımcılar arasında bulunan bazı saygıdeğer büyüklerimizin ve sizlerle ve birbirleriyle tanıştırılması. Bu arada bu eski metin, yeni metinde rahmeti rahmana kavuşmuş bazı büyüklerimizin, hala dedemiz, Gürer amcam gibi bazı büyüklerimizin de çok büyük katkıları vardır, dokümanları vardır. Onları da rahmetle anıyorum. Ve bu konu hakkındaki bilgilerin, büyüklerimizin sizlere bahsediyorum. Anlatacakları vardır, bana anlattıkları vardır. Sizlere aktarılmasına imkan vermektir. Neslimizin bugüne kadar küller altında kalmış müstesna tarihinin ve akrabalık bağlarının aktarılmasıyla bizden sonra gelecek nesillere ışık tutulacağını ve neslimizin kaybolmasına imkan verilmeyeceğini düşünmekteyim. Ayrıca 5 yıl 5 ayı bulan bugüne kadarki araştırma ve çalışmaların sonucu ulaştığım bilgilerin ve elde ettiğim belgelerin rahmet rahmana kavuşmuş bazı büyüklerimizin bıraktıklarının danışman, temsilci ve diğer akrabalarımızın üçüncü kişiler ve diğer kişilerden aldıklarından bahsediyorum. Tarafıma aktardığı, neslimize ait tüm bilgi ve belgelerin işlenerek yayınlandığı Gazaklı.net adlı, şu anda ekrana yansıtılmış durumda, Gazaklı.net adlı bir internet sitesi kurulmuş. Bu sitemize ait Gazaklı adlı bir resmi Facebook sayfası ve bu sayfanın ana yöneticisi olan Elbeyleri, yani TRKM Elbeylerinden bahsediyoruz. Parantezinde söylüyorum, Nesli Gazaklı adlı bir hesap açılmıştır. Kongremizin, neslimizin burada bulunan güzide evlatlarına ve gelecek nesillere daha üstün gelecekler getirmesi temennisiyle tekrar saygılarımla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyoruz Muhammed Bey. Şimdi kısaca biraz sarkmakla birlikte size programdan bahsetmek istiyorum. Biz 11 diye planlamıştık ama 11.30 gibi biraz daha geç başlayabildik programımıza. 12.30 gibi bir çay molası verilecek. Onunla öncesinde çalışmayı başlattıktan sonra sunumunu yapmasına ihtiyaç duyacağız Muammer Bey'in. Bilahare öğlen yemeğine kadar başta Bahadır Kemaloğlu, Gürbüz Alkazak, Metin Karaçoban, Engin Hocam ve Asım Ceren ve Osman Büyükkazak gibi temsilcilerimizden ailelere dair aktarımlar sunuma paralel olmak kaydıyla onlar istirham edilecek.
13-14 arası yemek ve diğer ihtiyaçlar için mola vermeyi planlıyoruz ama bu biraz sanki sarkacak gibi. Belki evet, onu yarım saat ötelemiş olduk. Onu otel görevlerine de bildireceğiz. Öğleden sonraki toplantımızda genel bir değerlendirme olacak. Burada bütün amcazadelerimizin hepsine belli sürelerle ne kadar olacağını henüz belirlemedik ama söz verilecek. Değerlendirmelerle istirham edeceğiz. 15-15 arası bir küçük çay molamız daha olacak. Ondan sonra da belki de bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan somut bir takım çıkarmalar yapabilmek adına biraz önce söylendiği üzere sitenin, resmi sitenin mevcudiyeti var. Bunun Facebook olarak sayfamız var. Ama Hazirun'un olayına ya da iradesine başvuracağız. Bu işi dernek yahut vakıf suretiyle ne şekilde götürmemiz lazım gerekirse onu dikkatlerinize sunacağız. Bunun için bir kurucular kurulunun mütevelli heyetinin teşkili mevzu bahis olabilir. Ve nihayet dilek ve temennilerle kapatacağız ama küçük bir istirhamım var hepinizden. Öğlen molasında gerekli hazırlığı yapabilmeleri için otel idaresinin benden net sayı istediler. Biz yaklaşık bir şeyler belirttik ama İki tane amcazadem dışarıda listelerle beraber olanlar var. Henüz adını oraya yazdırmayan ya da işaretlettirmeyenimiz var ise onu rica ediyorum, uğramalarını rica ediyorum. Çünkü biz o sayıları onlara intikal ettireceğiz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum ve şimdi esas sunumu için Muammer Bey'e sözü veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Kardeşimiz Kadir Kemaloğlu, hem kardeşim hem Kemaloğlu temsilcisidir. Aynı zamanda burada da sunucu görevi üstlenmektedir. Şimdi şöyle bir düşünce içerisindeyiz. Öncelikle ben sunuma geçmeden önce, az önce konuşmamın içinde bahsettiğim üzere daha dernekleşme, vakıflaşma sürecine geçemedik ama bir takım kazanımları, şahsi bir takım böyle çok ısrarlı ve mücadeleci azmimizle kazandık düşünüyoruz, kazandığımızı düşünüyoruz. Bunlar hali hazırda sitemizdir, tüm ağalığa ait, yani Nesli Gazaklı'ya ait sitedir. Gazaklı Nesli'nin özgün sitesidir bu. Bu sitemizde sadece Kemaloğlu bulamazsınız, sadece Eyüboğlu'nu bulamazsınız, sadece Al Kazakları veya Azerbaycan'da Şırhınskileri bulamazsınız, yani Şırhlı'yı bulamazsınız. Sadece Gülmemedov'u bulamazsınız veya Kamiloğlu. Tümünün harmanlandığı bir yerdir. Eşit şekilde yapılmıştır. Sitemizde bakışımız hem çalışmamızda hem sitemizde bakışımız herkese eşit bakmaktır. Yani burada empati yerine koyamadın, empati yapamadığınız zaman başaramazsınız veya en üstteki Şıhı Han olsun veya Sofu Bedrettin Han olsun veya Veli Han olsun. Onun gözüyle herkesi görmediğiniz takdirde bir takım ayrışmalar olacaktır. Şahsen Allah'ın takdiridir. Bizde böyle bir özellik vardır. Biz herkesin eşit olarak görmüş durumdayız. Ona göre de herkese özel ilgi gösteriyoruz. Herkese kendi amcalarımıza, dayılarımıza, akrabalarımıza, kendi yakın akrabalarımızın aktarımını yaptığımız gibi onların da tüm bilgi belgelerini sitemize arkadaşlarımızın bana aktardığı şekilde temsilcilerimizin ve danışmanlarımızın ve diğer araştırmaların hepsini yüklemiş durumdayız. Şimdi ben büyük secereyle ve genel kadim tarihimizle ilgili, kadim tarih derken onu anlatmak istiyorum. Şöyle bir şey anlatacağım kısaca. Hanlık grubundan, yani 1489'dan bahsediyoruz. Bu farklı bir olay. Terekemeler Ulus Beyliği'nden bahsediyoruz. Terekemeler Ulus Beyliği'ni tarihini anlatıyorsanız siz varsınız o tarihte. Çünkü Aralık adı bu Terekemeler El Beyliği'ni, yani Kazak Sultanlığı adı altında yürütülen Terekemeler El Beyliği'nin hanlığını yürütenlerin neslidir. İşte buradaki nesildir. Dolayısıyla Terekemeler tarihinin içerisinde nasıl ki Muharrem amcanın hayat hikayesinde Terekemelerin beylerini teşkil eden diyor ya, öyle bir durum var. O işte buradan geliyor. Benim Azerbaycan harp tarihinin yazarı Şemistan Nezir ile yaptığım bir telefon görüşmeleri yüzlerce de bir tanesini söyleyeyim. Biz Türkiye'deyiz ve ağalıklarız dediğimde Şıhlınski dedi. Hayır dedim, Şıhlınskiler şeydedir dedim, Iğdır'da. Hayır, Şıhoğlu dedi.
Çıboğulları dedi. Ben dedim Çıboğulları ben bilmiyorum dedim. Bir babama sor, atama sorayım dedim Şemistan'a. Hocam tanıyor. Ben kapattıktan sonra babamla görüştüğümde dedi oğlum biz Şıhızadeleriz dedi zaten. İsa Bey dedi bunu biliyoruz dedi. Yahya Bey dedeyle konuştuklarında da ben bunları açıklayacak babam. Böyle deyince anladım ki olay bu. Adam Algasakları da biliyor Iğdır'da olduğunu. Türkiye'deki diğer ağalık neslinin Şıhızadeler olduğunu çok iyi bilen bir adam bu. İkinci kişi İsmail Mutlu'dur. Şimdi tekrar özüne dönersek Şıhoğulları şu baştaki Şıhı Han'dan almaktadır. O dedemizden almaktadır. Şıhı Han'dan itibaren ilk Şıhoğulu adı Sofu Bedreddin Han zamanında kullanılmıştır. Kendisi Şıhı oğlu adını kullanmışlardır. Ancak Osmanlı tarihinde benim araştırdığım şuraya kadardır. Osmanlı tarihinde Nazar Han'a kadar detaylıdır. Osmanlı tarihinde Kazaklı soyadını aldıkları görülmektedir. Veli Han, Kazaklı onları açıklayacağım. Şıhı Han'la ilgili pek döküman bulunmamaktadır. O çok özel bir bilgidir. Gürcistan tarihinden alıyoruz, Borçalı tarihinden. Sofu Bedreddin Han'la ilgili bilgiler mevcuttur. Ki hapis ayetleri vardı Şah Abbas döneminde. Nazar Han, Ferhat Paşa zamanında ve ondan önce bir tekrar geçmiştir Osmanlı'ya. Doğru Beylerbeyliğini alan Nazar Han'dan, Nazar Paşa'dan bahsediyoruz. Nazar Han'ın iki oğlu da aynı şekilde Doğru Beylerbeyliğini yapmıştır. Doğru Beylerbeyliği'nin 1590'da fiilen kurulmasıyla birlikte Kazak Sultanlığı fiilen defakto olarak kalkmıştır. Çünkü onun tüm arazisi Doğru Beylerbeyliğine aktarılmıştır. Bu tarihten itibaren Nazar Han aynı zamanda orayı yürütürken bir anda 1590 kararnamesiyle Doğru Beylerbeyliği'nin tüm Kazak Sultanlığı'nın yani Borçalı, Pazar, Ağbaba, Gence, Şemseddin bölgesinin tümüne, Göyçe Mağada tümüne hükmeder hale gelmiştir Doğru Beylerbeyliği Osmanlı'dan. Daha sonra oğulları gelmektedir ancak oğulları çok hazindir bu konu. Mehmet Han, Gürcülerle barıştırma yemeğinde öldürülmüştür, anlatacağız onları. İki yıl sonra yerine kardeşi getirmiştir, iki yıl sonra o da Şemseddin'i öldürmüştür, Şemseddin'i Deli Mehmet'i öldürmüştür. Ondan sonra hanlık bizden ayrılmıştır. Bu tarihi irdeleyeceğiz. Bu konuda arkadaşlarımızın da vardır ama bu üst tarihle ilgili çalışma anlattığım gibi kütüphane ve Osmanlı arşivleri ve özellikle tarihi alemara-i abbaside geçmektedir. Şerefname'de geçmektedir. Bütün bilgiler bendedir. Bu tarih bu arkadaşlarımızın dışında benim özel çalışmamdır. Asıl çalışma burasıdır zaten. Onun dışındaki çalışma şu Şıhağa, ikinci Şıhağa'dır. Şimdi bir yere gelip bırakacağım. Mehmet Han, Şıhağa'nın oğlu Mehmet Ağa, bu çok önemli bir zattır. Şimdi Mehmet Ağa büyüğümüz, Ahmet Han'ın buradan sonra bir tekrar dönüşümler başlamaktadır Kazak bölgesine. Fotoğrafta da Ağcakala'yı görmektesiniz. Yani Ağcakala, bu terekemelerin hanlığının olduğu Ağcakala'dır. Loru Kalesi'nde bir müddet kullanmışız. Loru Beylerbeyliği'nin de aynı zamanda payitahtıdır. Mehmet Han'dan sonra Ahmet Sultan döneminde o dönemlerde yani Lor ve Ağcakala Kazak Sultan dönemlerde yaklaşık 250-350 köyden oluşan bir bölgeyken bu döneme geldiğinde Ağcakale'den çıkıyoruz çünkü başkalarını tayin ediyorlar ilan vesaire oraya. Biz 1. Şıhlı'nın hemen köşesinde geçen hafta hocam oradaydı. Ağalık adlandırılan bir yer kuruyoruz. Ağalık kentine tabii Kazaklı'dan biz Şıhlı'ya geçmiş oluyoruz. Bir kısmımız. Orada ağalık kendinde ağalık, hanlık yapmaya başlamaktadır. Tekrar bir hanlık başlamıştır. Ancak 8 köyden oluşan, 8 mi 7 miydi bir ürde? 8 köyden oluşan bir hanlık başlamıştır. Burada daha sonra Mustafa Han oldu, daha sonra da şey. Yani bu grup bizim han grubudur neslimizin. Ağabeyimiz gibidir. Yani bu 3 kardeşin dikkat ederseniz Ali Ağa, bizim Kemaloğlu'nun en büyük dedesi, Uçak Ağa'nın babası Ali Ağa'nın abisidir. 3 kardeş. Burada bakın. İkinci kardeş, üçüncü kardeş de Kahraman Ağa'dır. Bu Kahraman Ağa da, şimdi bu çok önemlidir. Algazak Ağa'dır oğlu bildiğimiz. Onun da Aldolak Mehmet Ağa ve Ali Ağa diye oğulları vardır. Bu da Şıhlıskilerin, Azerbaycan'daki Şıhlıskilerin, bütün Şıhlıskilerin ulu babasıdır. O Şıhlıski, şu anda Şıhlıski adı altına almış olanlardan, ki bu Ruslardan kalan bir isim, Şıh oğullar, Şıhzade anlamındadır. Burada aynı şekilde onu almışlardır. Şimdi burada ben bizim nasıl bir yöntem geliştirdiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Biz şöyle bir yöntem geliştirdik. Bunu belirledik. Zaten
Şurayı şöyle çözdük. Ben bunu Şemistan Bey'le konuştum. Bu konuda otorite olan Azerbaycan Halk Tarihi'nin muhteşem yazarı. Şemistan Emi'yle konuştuğumuzda Kahraman Ağa'yla Algazak Ağa'yı bilmiyorduk. Biz bir de Şık Ağa'nın hangi noktada olduğunu bilmiyorduk açıkçası Gürüz Bey'le dağlarımızda. Şimdi elimizde bu olduğu için şuradaki zannedersem dedemlerin yazmalarında var. Corum Mehmet diye en başta, Corum Mehmet diye şu Mehmet Ağa'dan bahsetmektedir. Bu sadece bizde vardır. Yani Allah dedemin dedelerden aldığı özel bir çalışmadır. Çok mucizevi bilgiler açıklanacak burada. Bunu hiç söylemeden Şemistan Müellim'de Kahraman Ağa, Ali Ağa ve Ahmet Han'ın kardeş olduğunu konuştuktan sonra dedim ki Emi dur. Ben babalarının adını söylemek istiyorum dedim. Nedir dedi? Dedim Mehmet Ağa. Deli dedi, doğrudur dedi. Nereden biliyorsun dedi bana. Dedim ki yani tecrübe yazmış dedem dedi. Dedemiz ya babamın amcasıdır, benim dedemiz. Dedemiz yazmış, hala dedem bunun Mehmet Ağa olduğunu yazmıştır. Şimdi hala dedemin notlarının bana aktarılmasında büyük emek sahibi olan Mehmet amcama geleceğim. O ayrı bir hadise. Burayı anlatırken geçiyorum. Hala dedemin notlarında şu çizelge vardır. Şimdi bizim Azerbaycan'daki şıhlı şıhlıs gibi büyüklerimiz hep sürüldükleri için, kurşuna dizildikleri için akrabalarımız, özellikle 30'lu yıllarda, 18 Musavatlar arasındakiler, Sovyetlerden sonra hepsi kurşuna dizilmiş, sürgüne edildikleri için, birkaçı kaldı, bir kısmı da Türkiye'ye geldikleri için, burada bu nevi bilgiler çok sınırlıdır, yoktur. Bir İsmail Unutlu ile görüşeceksiniz, yani akrabanızdan alamıyorsunuz, bir de Şemistan'la görüşeceksiniz. Bunun dışında kimse yoktur. Bu bilgiyi verdikten sonra, doğru dedikten sonra bunu çıkarıyoruz. Şimdi burada Kahraman Ağa, Algazak Ağa diyor. Algazak Ağa biz Gürbüz Beyler Kulakası. Şurada da Mustafa Han'ın oğlu Ahmet Sultan Gazak var. Şu isme dikkat edilmesini istiyorum. Ahmet Han aslında. Bu Ahmet Sultan Gazak adını almaktadır. Bunun muadili bizim mütevazı Cürü Mehmet Ağa'dır. Bizim nesil bilir bunu. Yani Ağızka'dan Kazak'tan Sulduz'a Kemal Ağa, oğlu Kemal Ağa ile birlikte giden ve 4 tane oğlunu açıklıyorum. Büyük oğlu Asım Bey, büyük oğlu Eyüp Ağa'dır, sizin ulu babanızdır. Dikkatinizi çekmek istiyorum. İkinci oğlu Kamil Ağa'dır, şu Kafkaslıkilerden zannedersem temsilci gelmedi Mehmet Kafkaslıkilerin oğlu. Gelemedi. O Kamil Ağalar bunlardır. Üçüncü biz Kemal oğullarının babası, ulu babası olan en büyük dedemiz Kemal Ağa'dır. Dördüncü de Osman kardeşimizin en büyük dedesi olan Gül Mehmet Ağa'dır. Şimdi bunlar çok mucizevi bir şekilde buralara gelmiştir. Şimdi biz alt dal tarihleri derken neyi kastettiğimizi anlatmak için anlattım. Buraya geliyorum. Burada Algolak Mehmet Ağa grubu Şırı ve Algazak olarak, yani Algazak bizimkiler olarak ayrılıyor. Bir de daha önce Zagatala'ya sürgün edilmiş bir grup var. Yani bir Ali Ağa var, Algazak, Algolak Mehmet Ağa'nın kardeşi, o grup var. Şimdi burada şöyle bir sistem geliştirdik. Bizim sistematiğimizde Algazak oğulları grubunu Algazak, şu grubu. Şuraya Algazak olarak zaten genellerin, Ali Ağa'nın ve Cevat Bey'in olduğu, Şıkkınızgiler'in olduğu gruptur bu. Burak Beyaz Bey'lerin olduğu Algazaklar grubudur. Biz bu grubu Algazaklar olarak değerlendiriyoruz çalışmamızda. Şu grubu, Şıhı Ağa grubunu, bunu tam alamadık, seneye alacağız. Burayı Şıhlı olarak değerlendiriyoruz. Yani Şıhı Zadeler olarak değerlendiriyoruz. İkinci kol. Şunu da Algazak'a katmayı planlıyoruz. Gülmehmetoğulları, alt dalları sayıyorum. Gülmehmetoğullarını seceresi bende kaldı arkadaşımın. Gülmehmetoğullarını Gülmehmetoğlu olarak değerlendiriyoruz. Kemaloğlu'nu Kemaloğlu olarak değerlendiriyoruz. Kemal Ağa'dan itibaren. Alt dal tarihleri başlıyor ve sitemizdeki çalışmamız alt dal tarihine geçiyor. Yani buradan itibaren Kemaloğlu oluyor. Buradan itibaren Gülmehmetoğlu oluyor. Ondan önce şuraya kadar gösteriyorum. Şuraya kadar özellikle şuraya kadar Şıhzade'dir. Bizim Ali Ağa, Mütü Ağa, Mehmet Ağa hepsi Şıhzade olarak geçmektedir. Çalışmamızda Eyüp Ağa dedemizi, Kamil Ağa dedemizi, Kemal Ağa dedemizi, Gülmehmet Ağa dedemizi hepsini Şıhzade olarak gösteriyoruz. Yani şu nesli Şıhzade olarak gösteriyoruz. Ancak şurada ilginç bir durum oluştu. Buradan itibaren bizim Sulduz'da bağlantı vardır. Bu Osmanlı kayıtlarında sarihtir. Şimdi anlatacağım. Buradan itibaren Şıhı Algazak anlattık. Gülmehmetoğlu, Kemaloğlu tarihi başlıyor. Kamil Ağa'da, Kamiloğulları başlıyor. Eyüp Oğulları tarihi başlıyor. Burada başka bir durum söz konusu. Burada
Ahmet Sultan Gazan'ın Fuzuli'deki mezarında da Molla Veli Vidadi dedenizin, hocamızın dedesinin, bu Ahmet Sultan Gazan katibi, büyük şair Molla Veli Vidadi katiplik yapıyor, sarayda çalışıyor, hamlıkta çalışıyor. Aynı zamanda bununla da arkadaşlık ediyor, aynı zamanda son yıllarında Gürcistan sarayındaki ikinci katiplikten döndükten sonra Ahmet Sultan Gazak'la da 1785'e kadar bir müddet çalışıyor. Çünkü çok yakın ilişkiler var. Araştırdığımız bunun dışında akraba, onu da arada konuşayım. Araştırdığımız bunun dışında bize en yakın olan, bir yerden katılabilecek olan tek araştırdığımız dal Vidadoğullardır. Göyle'de gelmiş olan, şimdi ona tanıştıracağım size, Molla Veli Vidadi'nin de bulunduğu daldır. Onun dışında Gayboğullar olsun, Vekiloğullar olsun ve diğer gruplar olsun bize biraz daha uzak kalıyor. Yeğenlerimiz falan ama kan bağı olarak uzak kalıyorlar. Şimdi buradaki duruma gelince Ahmet Sultan Gazza 1785'e kadar 11 yıl 74'lerden 85'e kadar 11 yıl Gazak vekilliği yine yapmıştır. Yani bir sultanlık, hanlık yapmıştır orada. Sultan Gazak derler ona. Ahmet Sultan Gazza açıklayıp ve bir yere astığımız şurada olacak. Evet, mikrofonun yanında, hoparlörün yanında astığımız Çıldır Valisi'nin Osmanlı Sarayı'na gönderdiği bir yazı. O yazıda Ahmet Sultan Gazan'ın Kazak'taki Müslümanları, onu anlatacağız, alıp Gencer Karabağ vesaire olarak dağıttığı 1500 aileyi ve 1500 aileden fazla firar olduğu, Kazak'ta bir takım kırgınlar olduğu, bir milleti birbirini kırdı. Ahmet Sultan Gazak o anda 86'da ayrılmış durumda, 1785'e kadar 11 yıl gene Kazak Sultanlığı yapmaktadır. Yani küçük de olsa orada vekillik yapmaktadır, Kazak vekilliği. Şimdi Ahmet Sultan Gazak, oğlu Saleh Ağa ile birlikte Fuzuli'de meftundur. Yani Karabağ'ın işgal altındaki Fuzuli bölgesinde bir ara Cebrail ile bağlı olan Fuzuli'de meftundur. Ahmet Sultan Gazak, mezar taşına kadar hepsini sitede yayınlamış durumdayım. Onun diğer oğulları, büyük şairler falan vardır ve İsmail Şıklı, büyük yazar. Bunlar birçoğu Kazak'tadır, dönmüşlerdir. Fuzuli'de olanların birçoğu da Bakü'ye tekrar göçmüşlerdir. Yani şu anda Azerbaycan'a dönmüşlerdir Karabağ'dan. Karabağ'da Şıklı Köyü kurulmuştur. Bunların bir kısmı Şıklı Köyü'ne yerleştirilmiştir. Yani bu 1786'da oradan çıkanlar, bir kısmı Gence'ye, Şemseddinler Gence'ye yerleştirilmiştir. Bizim Kazak'tan gidenler Karabağ'a ve Sulduz'a yerleştirmişlerdir. Kendisi Aşağı Aybasanlı mezarlığında İbe Piri adlandırılan bir mezarlık var, bir pir var. Onun karşısında büyük bir türbede yatmaktadır. Oğlu aynı şekilde, torunu aynı şekilde yanında yatmaktadır. Şıklı Köyü vardır ona yakın bir yerde. Gittikleri yerde Şıklı Köyü'nü kurmuşlardır. Aynı zamanda şöyle bir sistematik geliştirmişler. 7 tane reyadan nesil vardır, yani diğer terekemeler vardır. Bir tane de bey nesli vardır. Yani bir aile vardır, bir ev vardır. Şimdi Şıklı Köyü'nde baba ve oğul vardır. Sulusu, Garna Köyü'nde, Gülvan Köyü'nde başka gezzaklar vardır. Şimdi bunun Allah'ın edebi ifade buyurduğu, yani yazdığını okuyacağım ben size, işte Sulus'tan haber geliyor, Yakup Hanlar, Eyüp Hanlar. Bu Yakup Hanlar mıdır veya bunlar mıdır? Bunları ileride belirleyeceğiz ama Sulus'un Garna ve Gülvan köylerinde Geleman'da diyor. Bu Ahmet Sultan Gezzak grubu, şu alt kol grubuna mensup bizim orada hali hazırda insanlarımız vardır. Ağalık'tan insanlar vardır. Neslimizin ağalık şifresidir, genetiğidir. Ağalık ismi buradan alınmaktadır. Azerbaycan'da, Gürcistan'da ağa çok, her köyün bir ağası var ama ağalık nesline, ağalıklar denen ağalık nesline mensup işte Gürbüz beyler var. O bilir. Ağalık deyince ne demek olduğunu o çok iyi. Babam çok iyi bilir ve bizim amcalar bilir. Şimdi sizin gibi ayrılanlar, Eyüboğlu, Gül Mehmet o da bilir, onlar da bilir. Yani ayrılanlar bilemeyebilir ama ağalık bizim genetik adımız. Onun, yani herkesin ağalıklar dediği bir nesiliz. Şimdi bu çerçevede biz Sulduz'da üçüncü bir köydeyiz. Üçüncü bir köydeyiz. Cürü Mehmet Ağa ile Kemal Ağa, Garna ve Gülvan'ın dışında üçüncü bir köydeyiz. Yanımızda babamın açıklayacağı, benim aktardım ama ona özellikle açıklattıracağız. 7 tane nesil vardır, Kazaklı nesiller. Yarısı Kazak'ta kalan, yani Nesiboğulları gibi, Pir Mehmetler gibi
Kazak'ta, Kazaklı'da kalan ve o diğer köylerde kalan 7 tane nesil vardır. Onlar da aslında bir kısmı beydir, şu ağadır falan ama biz ağalıklar olarak bey nesil başında bizimkiler vardır, bir köydedir. Bir müddet sonra bizim Cürmemet Ağa ile Kemal Ağa dedemizin geri gitmeyen şeyi tutarlar, toplarlar, bütün şeyi geri gelirler, onu anlatacak. Biz Ahıska'ya döneriz. Çalışmalarımızda şöyle bir tezle karşı karşıyayız. 1786 çok önemli bir yıldır. 1786'da bu 1500'e Karabağ'a ve Sunduz'a göçülmüştür ama Eyüp Ağa ve Kamil Ağa dedelerimiz 1786 göre 1500'e açıklayacağım. Göçülmüştür Kerman'da. Misliyle de firar vardır diyor. Çünkü bir kırgın var orada. Hepsinin çıktığı düşünmektedir. Bu çerçevede de şöyle bir çalışmayla karşı karşıya kalıyoruz. Eyüp Ağa, büyük oğludur Cürmemet Ağa dedemiz. Eyüp Ağa ile Kamil Ağa dedelerimiz, dikkat buyurun, Müti Ağa dede ile Arıklı'ya geçtiği değerlendirilmektedir ve ispatlıdır. Arıklı'ya geçmektedir. Burada bir tek Gülmemet Ağa sorunumuz vardır. Gülmemet Ağa konusunda da torunu buradadır. Torunun torunu işte. Gülmemet Ağa konusunda yaş sıralamasını da biz çıkarmış durumdayız. Yani bu çalışma çok farklı bir çalışmadır. Gülmemet Ağa'nın benim yazılı kaynak desteğim olan Şemisten Nazirli ve İsmail Umutlu sağ olsun hocam ve eşi de bize çok büyük destek vermekteler burada. Oradan bana da geliyor, onlara da geliyor, onlar da bana aktarıyor. İsmail Umutlu'nun çalışmaları içerisinde Gülmemet oğullarında şöyle bir karışıklık var. Bizim nasıl Dost Mehmetler, biz ne dedim ya Kazaklı aileler. Biz nasıl Dost Mehmetler sonradan gelmiş köyüye onlarla bağımız var. Orada da zannedersem Dost Mehmetlerle bir ilişki var ki bu ya bir halamız var Dost Mehmetler'de ya bir durumuz var. Küçük ve hasta olabilir ki orada kalmıştır. Ve bu babam onu anlatacaktır. Ben böyle değerlendiriyorum. Bu ikisinin çıktığı kesindir. Arkaya geçtikleri kesindir. İki dedemizin. Gülmemet Ağa dedemizin de Dost Mehmetler'de Abdülkerim Ağa öğünde kaldığı değerlendirilmektedir. Tespit edilmiştir kaynaklardan. Ve Gülmemet Ağa'nın o Abdülkerim Ağa'ya, Dost Mehmetler'in Abdülkerim Ağa'ya saygısından dolayı oğlu da Abdülkerim olarak oğluna isim bıraktığı değerlendirmekteyim. Bu kadar yıllık çalışmadan sonra. Alt kolu tekrar ediyorum. Bu gruba Gezzak grubu diyoruz. Eyüboğlu grubu diyoruz. Eyüboğlu tarihi ve nesli Kazaklı içinde nesli Eyüboğlu olarak geçiyor. Kamil Ağa grubu, Kamiloğlu tarihi ve nesli Kamiloğlu olarak geçiyor. Kemaloğlu grubu, Kemaloğlu tarihi ve nesli Kemaloğlu olarak geçiyor. Gülmemetoğlu tarihi ve nesli Gülmemetoğlu. Buraya Şıhı tarihi ve Şıhı oğulları olarak geçiyor. Tarihi Şıhı diye geçiyor. Algazak ve Algazak oğulları tarihi olarak geçiyor. Buradan yukarı grup, yani şu ayrışmalardan üst grup, şurası Şıhzade adını alıyor. İkinci Şıhı'dan itibaren kullanmaya başlıyor. Özellikle ve hanlık kaybedildikten sonra normal Şıhı oğlu ve Şıhzade adı geçerlidir. Bu Kazım Ağa Salih'in şiirlerinde de altı çizilmektedir. Şeyhizade derler bize diyor. Şimdi buradan itibaren buraya kadar genelde Şıhzade geçmektedir. Bütün boylarımız. Buradan itibaren tarihlerde Nazar Han Kazaklı, Veli Han Kazaklı, Mehmet Han Kazaklı, Bedrettin Han, Sofu Bedrettin Han Kazaklı şeklinde geçmektedir. Aynı zamanda Şıhı oğlu adı da almıştır Sofu Bedrettin ama benim şimdilik anlatmak istediklerim budur. Erkan Kemaloğlu, sayın büyüğümüz, vekilimiz Erkan Kemaloğlu Bey'e ulaşamadık. Ulaşan oldu mu? Hastaymış. Ulaştım da hasta. Hastaymış. Hasta olduğu için. Çok üzüldüm. Alparslan Işıklı, profesör. Alparslan Hocam geldi. Geldi. Alparslan Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Alkazakları ben karşılamak istiyorum kendisi müsaadenizle. Benim çok saygıdeğer bir abimdir, kendisi büyüğümdür. Özel olarak sizi karşılıyorum. Kutlara muhteşem bir hazırlık yapmışsınız. Saygılar sunuyorum hocam. Zihninize sağlık. Sizi şöyle bir yere burada almak ben duyuyorum, hiç işi karıştırmayalım. Tamam. Hocam şimdi sahneye alacağız sizi. Teşekkür ederim, hoş geldiniz tekrar. Şimdi değerli konuklar, programda sabit kalarak programda sadık kalarak hemen halledeceğiz 20 dakika içinde 10 dakika içinde. Programda sadık kalarak biz hemen şunu yapacağız. Erkan Bey
bekliyordum, özellikle Alparslan Bey'le birlikte Erkan Bey'i bekliyordum. Az önce kazanımlarımızdan bahsettik. Bu benim şahsi böyle bir özel bir eşyam değil. Yani az önce size gösterdiğim ve anlattığım Kazaklı Net adlı site ağalın sitesidir. Kazaklı Net'in sitesidir. Benim buradaki dahlim şudur. Editörü benim. Yani bu işi program yükleyen benim. Bilgileri yükleyen benim. Fotoğrafları yükleyen benim. Çalışan benim. Yapan o olan. İşte kirasını ya bir şeyleri yapan biziz falan. Böyle bir bağımız var. Onun dışında bunu vakfetmişiz. Bunu ağalığın kendisine aittir. Vakfetmişiz. Yani dernek kurulduğu zaman derneğin başına hangi büyüğümüz geçerse veya vakıf kuruldu veya şey. Bu site ona aittir. Adminliği yapar mıyız, yapmaz mı, ama teslim edilecektir. Belki o ayrıdır. Bizimle bir bağı yoktur. Benim şahsi mülküm, malım değildir. Kazaklı'nın eksitesi. Ben bunu neslime hibe ederek, şey yaparak hazırlamış durumdayım. Herkesin, hepimizin malıdır. Bu sitede dedelerimizin, babalarımızın ve şimdiki büyüklerimizin ve onların babalarının adlarını unutturmamaya, güllenen tarihini yaşatmaya çalışıyorum. Yaptığımız şudur aslında. Ben bir çığlık attım. Bu çığlık karşılık buldu. Şöyle sağda Alkazak'ta buldum. Bunu bana aşılayan babamdı. Atamın dilinden düşmedi Kazak. Görmedik abala neyini yazak diyorum ben. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaştım. Babam karşılık verdi ve ilham verdi. Diğer kardeşlerim Metin abi dahil Gürbüz Bey ve diğer Engin Bey, herkes buna destek oldu, başta Kadir Bey olmak üzere. İkinci kongreyi yapar hale geldik. Benim bu attığım çığlıkta şu dağın üstündeki karı çığ şeklinde kaldırabilirsek, dağ gibi bir Kazaklı tarihi Ağcakale ile birlikte ortaya çıkarsa, bu tarih üzerinde bir çalışma yapabilirsek, bu tarihi unutturmazsak çok iyi olacak, çok değerli bir tarih olduğunu düşünüyorum. Zaten bugüne kadar terekemelerin dağınıklığına bakın, çünkü başı dağınık. Benim gördüğüm budur. Başı dağınık. Yani terekemenin beyi dağınık olduktan sonra terekeme zaten dağınık. Şimdi dolayısıyla önemli olan bir başın kendisini bir bulması. Ben kimim, neredeyim onu bir bulmasıdır. Biz bunu bulduğumuzu inanıyoruz. Yani bunu bir bulmamıza gerek yok. Zaten biz o yüzden yani ağalık neslini, Kazak neslini. Onu bir tarihiyle bir koyalım ortaya. Gerisi gelecektir. Toparlayacaktır. Şimdi bu çerçevede bahsettiğim Kazaklı Net adlı internet sitesi, biz gidip inşaat kurup, bizim bazı arkadaşlarımız gibi inşaat kuramadık. Bizim hiçbir şeyimiz yoktur. Dikili bir ağacımız yoktur. Önemli de değildir bizim için. Dünya malı bizim için bir pisliktir. Dünya malına meyletmek de insanlık değildir bizim bakış açımızdan. Böyle bir bakış açısındayız. Önemli olan kişiliktir, adamlıktır. Adamlık tahtından düşmeyiz. Bu çerçevede fazla vaktimizi almadan Kazaklı.net adlı internet sitesinin bilgiler donatılmıştır. Yeterli açılışı yapılacak kadar bilgi 1,5 yıllık süre içerisinde tarafımca yüklenmeye çalışılmıştır. Danışma ve temsilci arkadaşlardan, üçüncü kişilerden bana gelen tüm bilgiler yüklenmiştir. Çok büyük bir editörlük örneği sergilenmektedir. En ufak kelimesine kadar incelenmektedir. Çok değerli büyüklerimizin kendi el yazmaları da vardır yani şeylerinden. Onun açılışı, onun resmi Facebook sayfasının açılışı beraberinde ve o Facebook sayfasının da yöneticisi olan, benim ve Gürüz Bey'in de hesabı yönetici ama asıl yönetici olan herkesin, bütün Facebook hesabı olanların birleştiği El Beyleri Nesli Kazaklı adlı bir sayfamız vardır. Şimdi bu hesabımız vardır. Site, sayfa ve hesabın açılışı için saygıdeğer hocam Alparslan Işıklı Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Sizi şöyle alıyorum hocam, buyurun. Bir dakikanızı alacağım. Hocamıza vereceğim, bir dakika. Verin. Aynı şekilde Sayın Vekilimizin burada bulunmamasından dolayı aynı şekilde açılışı yapmak üzere bu olayın aslında bir tetikleyicisi olan ağalık neslinin, özellikle Kemaloğlu'nun ama onun dışında da ağalık neslinin dedelerinden aldığı bilgiyle hafızası durumundaki
babam Bahadır Kemaloğlu'nu alıyorum buraya. Babacığım hoş geldin. Buyur. Seni şöyle alalım. Aslan hocam yanına. Şimdi bir başka şeyi şöyle yapacağız. Bir karma yapmaya çalışıyorum büyüklerimizden. Pekin Karaçoban Bey'i alıyorum. Sayın savcımızı buraya alıyorum. Eyüboğulları'nın Ankara'nın bir büyüğünü alıyorum. Pekin abi siz de buyurun. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Tanıştırıyorum. Şimdi konuşmaları daha sonra da uzun konuşmalar yapacağız. Size gene şey yapacağız ama bu ben de bilmiyorum bu işleri. Şöyle Tekin abicim şunu size doğru zaten. Baba siz de tutun. Birer tane de ben temsili bir açılış tabii manevi şeyi büyük olan. Tekin abi buyurun. Hayırlı olsun. Babacık bir makasla sizi aldık. Hocam şunu da size vereceğim. Biz Kadir Bey mikrofonu hocama verelim. Hocam bir Ali de. Hocam siz bir açılışı bir konuşmanızı söylüyorum. Rica ediyorum hocam. İstirham ediyorum. Estağfurullah. Efendim siz zaten muhteşem bir açılış yaptınız. Açık mı hocam? Bu açık. Buyurun hocam. Hazırlığınız, bu sunuşunuz doğrusu çok etraflı ve mükemmel bir sunuş oldu. Bu bakımdan sizi kutlarım. Ayrıca değerli dostlarımızla beraber, değerli akrabalarınızla, kohumlarımızla beni de anıp aranıza kattığınız için çok mutlu oldum. Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Çok da duygulandım. İzninizle onları kısaca belirtmek isterim. Sağ olun. Sanki rahmetli babam da benimle beraber buradaydı. Allah rahmet eylesin. Onunla teselli buldum. Buradaydı, o ölmemişti, onu yaşattık. Yani beni çağırmakla, beni aramıza katmakla onu da yaşatmış oldunuz. Burada yaşıyordu o. Şunu da ilave edeyim, siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Ben anne tarafından da oralıyım, İncelidenim. Biliyorsunuz. İnce Deresi'nden siz, biliyorum yani, tabii ki hocam. Karanlara gidiyor. O bakımdan benim için çok gönlü, mutluluk verici bir olay. Sizlerle birlikte olmak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşbaht oldum, hoşbaht olasınız. Babama lütfen. Babacığım siz de. Muhterem amcam buyurun. Amca zadeler. Sizleri bir arada gördüğüm için çok bu saadettir. Bizler geçiciyiz. Farkı Allah. Fakat bu eser hepimizi torunlarımız nezdinde yaşatacaktır. Onun için Muammer'in teşebbüsünden dolayı kendisine büyük sevgi duyuyorum. Onu Rabbim hepimiz için esirgesin. O çok büyük bir eser var. Bu arada onun şeyinde varsınız. Diğer kardeşlerimiz, dökümanlar veren kardeşlerimiz ve bana bilgi aktaran büyüklerinden isabet eden onları ayrıca konuşacağız baba. Sen anlat. Çok güzel bilgiler aktarmıştır. Ve ben de sırası gelince aktaracaksınız baba. İnşallah şey edeceğiz. İnşallah. Ailemizin devamı başlangıcından sonuna kadar yürümesi için bu çok hayırlı bir hizmet olmuştur. Emek geçenlerin hepsine teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz baba. Peki abicim sizi konuşmanızı yapalım. Efendim ben Eyüboğlu grubundan Tekin Karaçoban. Buraya akraba olarak 5 kişi geldik. Şimdi yani çok heyecanlıyım, çok duyguluyum. Burada 60 akrabamla şu anda tanışmış oluyorum. Yani hislerimi tarif edemiyorum yani. Ve devletten beri ailemizde, büyüklerimizde bize biz Kemaloğulları'yla amcazadeyiz denirdi ama
ben daha doğrusu yani evimde belge falan olmadığı için bilemiyordum yani. Onun için şimdi huzurlarınızda Muammer Bey'e teşekkür ediyorum. Çok büyük uğraş vermiş, çok büyük gayret göstermiş. Maddi manevi emeklerini esirgememiş. Yani çok sevindim, çok memnun oldum. Gönlüm arz ediyor ki bundan sonra bu asmış bir vakti iş olalım ve bunu daha da geliştirelim. Ve bir dernek mi olur, vakıf mı olur bu hale getirelim. Yani çok mutlu olacağım nesillerimizle, çocuklarımızla böyle bir şey bırakalım derim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, değerli büyüklerimiz, internet sitemizi, Facebook sayfamızın resmi ve El Beyler adlı hesabımızın açılışı için her üç büyüğümüzü de kordelemizi kesmeye davet ediyorum. Buyurun, bismillah diyorum. Ana olarak size kalıyor. Bugünün anısına saklayın lütfen. Makasları alırım, diğerleri size kalıyor. Ben zannettim o parçalayayım ama neyse. Bu bağlı açıyorum pardon. Makaslar çok, çok teşekkür ediyoruz. Saygılar. Baba. Sağ olun. Hocam buyurun. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben... Alparslan hocam. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. O da size öyle yapıyor. Her sene bahsediyor. Sağ olun. Allah razı olsun. Geçin. Tekin abici buyurun. Teşekkür ediyorum abicim. Şimdi kahve break molamız vardır. Kahve ve çay molamız vardır kurabiye vesaire eşliğinde. Afiyet olsun diyoruz. Göber ne zaman amcayı? Dedeyim diyor. Ama alışkanlık yani. Ama aslının neresi? Biliyorum. Doğrusu senin söylediğin gibi de. Ya bak ama yine kaptan amca diyeceğim de. Biz genç gördüğümüz için. Evet. Tabii bağışlayın. Bunlar latif olsun diye söyledim. Programın ikinci kısmına başlayacağız. Sunumu için tekrar devamı için. Ve en önemlisi de sadece anlatımdan ziyade olmayacak. İnteraktif olacak. Arada söz verilecek. Ben mikrofonu götüreceğim. Anlattığı konuyla ilgili olarak diyelim kimden nakletmiş metne veyahut da sitedeki kadim yazıya. Babamdan nakletmiş. Babama. Babam kimden dinlemiş? Onları kayıtları söyleyecek. Ya da kimden almışız? Rahmetli dedemden, Halli Ağa dededen. Halli Ağa ilişkin notları, Halli Ağa dedenin oğlu burada, Mehmet Kemaloğlu abimiz burada, ondan. Ya da benzeri şekilde, yani sizlerin de bu olayda içinde olarak yaşamanız için istirham ediyoruz, katılımlarınızı bekliyoruz. Bir küçük hatırlatmada bulunacağım. Muhtemelen bu süre 40, yarım saat yeter mi? 1'e 3 var. Bir uçağa kadar bu süreci devam ettirip öğlen yemeği için çıkacağız. Öğleden sonra daha uzun bunların kritiğini de devam ettireceğiz. Süremiz var, endişeniz olmasın. Birbirinden haberdar olmayan haberdar olsunlar. Şimdi sözü uzatmadan veriyorum. Bir küçük hatırlatmada bulunmuştum. Sonradan gelenler ve unutanlar olabilir. Şey olarak dosya vermediğimiz var mı? Tamamdır Kadir. Herhalde tamam. Hadi buyurun. Arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Kadir Bey. Şimdi değerli konuklar, saygıdeğer büyüklerim. Alparslan Hocam buyurun bir şey mi diyordunuz? Tamam. Değerli büyüklerim. Elinizde bulunan dosyalar, lütfen dikkat ederseniz bir şey açıklayacağım. Elinizde bulunan dosyalar, gençlerimizin internet merakı var, internetle bağlantısı var. Kaplan amca gibi genç amcalarımızın da, internetle bağı olan amcalarımızın da internetle yer olan bir ilişki. Ama internetle bağı olmayan insanlarımız için özellikle hazırladık. Şu anda duvarlarda pankart olarak gördüğünüz şiirler, bu olayla ilgili ne varsa sitemizin en can alıcı yani neslimizle ilgili, Kazak Sultanlığı ile ilgili en can alıcı noktalar ve anlatımlar,
pankart olarak duvarlara yansıtıldı, asıldığı gibi aynı zamanda 100 tane şey bastırdık. Kitap bastırdık. Bu 14-15 sayfadan oluşan bir kitapçık sizlere özel olarak hazırladık. Sitedeki can alıcı noktalar vardı. Okuyunca göreceksiniz. Ona ilaveten rahmetli büyüklerim, hala dedemin anlatımları bu bilgilerin içindedir. Ancak Allah dedemin anlatımları da sizin broşürünüzün içindedir. Babamın anlatımları da, yani Bahadır Kemaloğlu ve Allah Kemaloğlu'nun anlatımları birebir içindedir. Onun dışında rahmetli Güren amcamın Kemaloğlu seceresi, ki şu anda asmış durumdayız bir yere. Kemaloğlu seceresi 100 tane basıldı. Onu 50-70 babında elinizdedir şu anda. 50-70 babında 100 tane basılmıştır ebadın sayısında. Onun özelliği şudur, özellikle dağıttık biz onu. Rahmetli amcam yıllarını verdi, secere olarak yıllarını verdi. Birkaç yeğeni de onunla uğraştı, mesela Suat kardeşimiz gibi, Rıfat Bey gibi. Birkaç abimiz kardeşimizle uğraştı ancak amcamınki çok özel bir çizimdir ve amcamınkinde Kemaloğlu seceresinin dışında bir takım özellikler vardır. Güren amcam, Eyüboğa Ağa'nın nereye açıldığını, Kamil Ağa'nın orada gösterimi var. Çıkıntılara çıkış yapmış, gülmemede ve yapmamış ama bir takım çıkıntılar yapmıştır. Bir takım düzeltmeler yaptık biz ona, onu verdik. Onun dışında, o hediyedir, onun dışında bizim şu bütün çalışmalarımız, 5 yıl, 5 ay süren çalışmalarımızla elde ettiğimiz bu seceremiz, şimdi ben onu internete de yansıtmaya çalışacağım. Sahneye. Bu seceremizin 100 tane de ondan çektik. Bütün kitapçıkların içine tabii gelemeyenler var. Yani 90-70 kişiye düşürdü. 70 küsür kişiye. Bu secereden onu da içine bıraktık. Herkese hazırlamışız. Yani isteyenlere de vereceğiz tabii. Bu seceremiz de son bir seceredir. Bu secere hiçbir tarafta bulunmamaktadır. Sadece bizim özel çalışmamızdır. Ben ve arkadaşlarımız, babam başta olmak üzere danışmanlar Gürbüz Bey, Metin Bey, Azat grubu, Gülmemmet Uğurlu ve Kafkaslıgil danışmanlar, yani Kazak Kamil Ağulları danışmanlarından aldığı bilgilerle ve Osmanlı arşivleri ve diğer arşivlerden aldığımız, kitaplardan derlediğimiz İsmail Umutlu, Şemistan Dersi'yle destekli olarak yaptığımız büyük secerenin 50-70 ebatından bir tanesine hediye olarak verilmiştir. Orada herkes kendisini görebilir. Geçen Ülkeler Birliği'nde bizi misafir ettiydi Alparslan Hocam. Biz neredeyiz demişti. Şimdi açıklıyorum. Alparslan Hocam tam şurada. Bakın. Ali Ağa Şıklınski'nin abisi Ömer Ağa'nın uzantısı geliyor buraya. Ağa Bey, Büyük Ağa. Ağa Bey diyordu kendisi. Tabii şunu takamadım. Ağa Bey, Emir Aslan Bey, İsrafil Bey, Ali Bey, Kazım Bey, Sadi Bey. 5 kardeş bunlar. Alparslan Hocam Ali Bey'in oğludur. Ali Bey ile Kazım Bey 1920'lerde Kurtuluş Savaşı'na katılmışlardır. Türkiye'ye gelmişlerdir. Onlara geçeceğiz. Kazak Mücahitleri diye Amasya'da bir grup vardır. Onların çocuklarıdır. Kendisi buyurun. Şu an işte buradan göstereyim. Tamam. Teşekkürler. Herkesinden de kopyası var zaten. Şimdi bu secerede aşağı yukarı şey yaptık, eksik yanlarımız Azerbaycan'dan dönüşüm olmamaktadır. Gürbüz Bey ile birlikte Azerbaycan'daki akrabalarımıza mailler attık, telefonla konuştuk, mesajlar yazdık, her türlü imkanı kullandık. Azerbaycan'daki Şıklınski ve diğer isimleri alan kardeşlerimizle onlar bulunmamaktadır. Azerbaycan'daki bizim Hidayet Bey Kemaloğlu, yani Ahat amcamın abisinin torunlarına kadar hepsi Kemaloğlu grubu içinde vardır, sıkıntı yoktur. Ancak bizim Şıklınski grubu ile ilgili eksiklerimizi de seneye Allah nasip ederse babam, ben, Gürbüz Bey, belki bir amcamızın kızı var, o da şairdir, ondan belki gideceğiz, bilmiyorum ama ileride bakacağız kimler katılır. Bir Kazak yolculuğumuz olacaktır, Arıklı vesaire gideceğiz Akçakale. İnşallah o gezimizde bunları da tamamlayacağız. Şimdi bu çerçevede fazla vakit harcamadan ben kitap hakkında bilgi verdikten sonra sözü Gürbüz Alkaza, benim de aynı zamanda değerli bir kardeşimdir. Yani amcamızın onun dışında dostumdur.
az önce de söyledim ya, bugün bana bir şey olsa, yani diyelim ki bir, bu işi yürütecek, bu işi yürütecek tek kişi, bakın tüm ağalık hakkında, ağalıklar hakkında, kendi nesli hakkında, dedesinden, Hasan Ağa'dan aldığı her şeyi kaydetmiştir. Hani babamın bütün dedelerinden aldığını kaydettiği gibi, o da oranın hafızasıdır. Ancak Gürbüz Bey'in bir özelliği vardır. Bu çalışmayla her şeyi biz müdahale etmekteyiz. Gürbüz Bey büyük bir sevda içerisinde, bu konuda da büyük bir şeydir. Ağalığın tümü hakkında da büyük bir otorite haline geldi. Bildiğim her şeyi aktarmaktan hiç kıskanmadan, o da her şeyi aktarmakta ama benim bildiğim her şey, Osmanlı tarihiyle ilgili de her şeyi ona aktarmaktayım. Bir sürpriz daha yapacağım ben size, şimdi Gürbüz Bey'e topu vermeden. Şimdi biz 1489, onu daha sonra anlatayım. Kazak Sultanlığı Tiflis'in fethiyle kurulmuştur. Yani Sultan Yakup döneminde kurulmuştur. Tiflis'in fethi 1899'dur. Aynı yıllara denk gelmektedir. Şimdi burada bilemediğimiz Gazak adlı bir tane hanımız vardır. En büyüğümüz. Bu Sultan Gazak, bu Ahmet Sultan Gazak değil tabii. Sultan Gazak, Gazak'a da adını veren, orada hanlık yapmış mıdır yoksa Şemkir'deki bizimkiler bir hanlık yaptı da orada mıdır onu bilmiyoruz ama bu bir ocaktır. Bu öyle sıradan bir paşa çocuğu falan değil. Bu ocaktan büyük adamlar yetişmektedir. Büyük liderler yetişmektedir. Çok büyük bir ocaktır. Bu çerçeveyi de ilave ederken ben aslında Gazak Millet'in genel koordinatör yardımcını da bilmediğiniz bir şekilde açıklıyorum. Gürbüz Bey kardeşim yürütmektedir. Her türlü bilgiye benimle destek olmaktadır. O da benim gibi maddi manevi her şeye gidiyoruz. Kendisine sözü veriyorum. Teşekkür ediyorum. Önce bu muhteşem davete icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İki asırdan beridir darmadağın olmuş bir aileyi bir araya toplamak için mücadele eden Muammer Bey'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum burada huzurunuzda. Çünkü biz sığ bir suda balık avlarken Muammer Bey bize okyanusu sundu. Ya dedi ki ufacık sularla uğraşmayın. Bizim köklerimiz daha derinlere inmiştir. Biz daha geniş bir aileyiz. Sadece Alkazaklarla, Şıklılarla oyalanıp durmayın. Bizde Kemaloğulları var, Eyüboğulları var, Gülmehmetoğulları var. Böyle bir okyanusun içinde bulduk. Tabii biraz bocaladık. Ama onun bu muhteşem çalışmasına hani üzülerek söylüyorum, yeterince şey veremedik. Destek veremedik. Şimdi herkesin bildiği gibi Azerbaycan'a bizim neslimiz Semerkant'tan göç edip gitmiştir. Semerkant'tan giderken 8. asırda Mervan İbni Muhammed adında bir Arap serdarının Gazak bölgesinde bir askeri üst kurduğu ve bu askeri üstten sonra bölge halkını İslam'la tanıştırmak için kendisi alim olan Gazak adında, Gazak Han adında bir evliyayı, bir enbiyayı, daha nasıl söyleyeyim, din adamını getiriyor oradaki Türk halkına, hani terekeme halkına İslam'ı yayması için orada bir otak kurduruyor. 1400 yılına gelinceye kadar küçük işte bir köyken, bir kasaba, bir kasabayken şeye, bir hanlığa kadar dönüşüyor. 1400 yılında Şıka Ağa tarafından bir hanlık kuruluyor. Ve o hanlık 1801 yılına kadar devam ediyor. Bu 1801 yılına kadar gelen hanlıkta 3 nesil rehberlik yapmıştır. Birinci nesil Gazaklı, Al Gazaklı da denilen Şıhınskiler, Şıhoğulları ailesine mensuptur. Nazar Han döneminde Bedrettin Han'a